Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yetişkinler hem de küçükler için güzel bir fiyonk toka çalışması yapacağız. Bu çalışmamızı lastiklerle ya da silikon tabancasıyla tokaların üzerine yapıştırarak kullanabilirsiniz ya da farklı süslemelerle bu çalışmamızı çalışabilirsiniz. 3 parçadan oluşmakta. Bir büyük parçamız, 2 de küçük parçamız. E, önce iki küçük parçamızın birleşmesiyle sonra uzun parçamızın kendisiyle birleştirip hepsini aşağı kısımdan monte etmeyle bu çalışmamızı e, tamamlayacağız. İstediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. İpimize uygun tığlarla e, gayet güzel olacaktır. Yapımı son derece kolay. E, şimdi sizler de göreceksiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Birinci zincirimi şu şekilde sıkıştırıyorum. Düğüm attım. Bunu saymıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 21 tane zincirimi çekiyorum burada ki zincirin sayısı istediğimiz kalınlıktaki fiyongu hazırlamak için daha kalın fiyonklar istiyorsanız birazcık daha zincirimizi çekebilirsiniz Evet elimi tutuyorum 21 zincir üzerine ve üzerine 1 2 3 3 tane zincir daha ilave ediyorum tığımın başını doluyorum elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum 3 zincir ilave ettim bakınız bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum diğer zincir yuvasına batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir doluyorum başını bir atlıyorum ikinci gelen zincir yuvasına batıyorum ve şöyle minik minik kafeslerimi örüyorum bir zincir bir atla diğerine bat bir zincirimi çektim tığımın başını doluyorum son zincirime batıyorum ve minik minik kafeslerimizle ilk sıramızı örüyoruz kenardan 1 2 3 son trabzanımızın üzerine 3 zincirimi çekip dönüyorum tığımın başını dolayarak ilk yuvaya içten giriyorum birebir trabzan üzerine batmıyorum direkt yuva içerisine batıyorum Bakın şöyle ara boşluğa giriyorum yine tek seferde bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum yine yuvanın tam içerisine batıyorum bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum yuvanın içerisine batıyorum bir zincir aynı yere giriyorum bir zincir aynı yere giriyorum yani yuva içerisine bir zincir boşluğa batıyorum zincir boşluğa boşlukların içerisine girerek örüyorum en sondaki trabzanım kaldı. Onun için de yine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ilk yuva içerisine batıyorum. Hep yuvaların içerisine batıyoruz. Çok kolay oluyor. Araya bir zincir yuvaya bir zincir yuvaya bir zincir yuva içerisi trabzan üzeri batmıyoruz bir zincir yine en son kutucuğa geldik tığımın başını doluyorum yine yuva içerisine giriyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekip çeviriyorum tığımın başını dolayarak atıyorum ve bu şekilde istediğimiz uzunluk gelene kadar bir zincir bir başını dolayarak batma şekliyle örüyoruz bu kadar ördüm şöyle katladığımız zaman istediğimiz fiyongun eni oluşuncaya kadar örmeye devam ediyoruz bakın şöyle katladığınız zaman belirli olacaktır ne kadar uzunlukta isterseniz şimdi ben örmüş olduğum ölçüye bakmak istiyorum 29 şöyle tuttuğumuz zaman 30 diyebiliriz bakınız 30 santim eline bakalım enine de baktığımda 8 santim şimdi küçük parçasını örmek istiyorum bir parçayı ben ördüm iki tane de bu şekilde küçük parçaya ihtiyacımız var ben ölçülerine bakalım bu parçamızın da bir tanesini tamamladım ikincisini sizlerle birlikte başlayalım 9 santim enine baktığımız zaman 6 santim Şimdi bu küçük parçamızın aynısından bir tane daha örelim. Bir kalın ve biraz daha uzun iki küçük parçamızdan oluşacak. Yine zincirimizi çekerek başlıyoruz. Önce bir tane düğümü atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi çektim. 15. elimi tutuyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum ve elimi tuttuğum zincire gelerek batıyorum. Yani buradan devam eden 15. zincirimizde batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batalım. bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum zincirlerimiz tamamlanana kadar minik yuvalarımızı bu şekilde örüyoruz Sonra kadar ördüm 1 2 3 bitişte bakınız 3 zincirimi çekip arkasını çeviriyorum tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum bir zincir. Yine yuva içerisi. Bir zincir. Diğer parçada yapmış olduğumuz gibi aynı işlemlerimizi yapıyoruz. Çok çok kolay. Batıyorum. Ve tek seferde başını doluyorum. Tek seferde zinciri çekip tekrar bir zincir ve en son yuvaya giriyorum en son batma işlemini yaptıktan sonra 3 zincirimi çekip örgümü çeviriyorum tığımın başını dolayarak ilk yuvaya giriyorum tekrar zincir ve trabzan diğer ölçünün sayısı olana kadar örmeye devam edelim 3 Üç parçamızın üçünü de tamamladım. Bir parçamızı şu şekilde diktim. Hemen ikinci parçamızı da dikelim. Bakınız şurada diktim. İğnem halen ucunda. Diğer parçayı uzun ipimi koparmıştım. Şöyle tutuyorum. Ortadan tam büküyorum. Şöyle ayarlıyorum. Bakınız. Tekrar yapalım. Orta. Tam ortalıyorum. Kenara büküyorum. Diğerini de kenara büküyorum. Diğer parçamı aynı e, bu şekilde diktim. Şimdi ipimi koparmadan bu tarafı da dikiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Yukarıyı aldım ve başlıyorum. Bir yandan da dikebilirsiniz. Önemli olan güzelce dikebilmemiz. Her ikisini bakınız yan yana diktim. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Birini önce dikip aynı şekilde tutarak dikiyoruz. Bakınız ortada şöyle görünecek. Sabitliyorum. üstten aldım. Güzelce dikişimizi yaptık. Şuradan bir tane daha geçmek istiyorum. düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra ipimi geçiriyorum ve buradan kesiyorum. Şimdi diğer uzun parçamızı dikelim. İki ucumuzu birleştiriyoruz. En ince şekliyle dikiyoruz. En zarif duracak şekliyle birebir alıyorum sayılarımız eşit olduğu için hiç sıkıntı oluşturmayacak noktadan dikişimizi tamamladık. Şimdi şu şekilde tam ortalıyorum. Dikişimin olduğu yeri. Bakın tam ortaladım. Şu kısımda dikişimi yapmıştım. Ve şöyle ipimle iğnem halen duruyor. Burayı da aynı şekilde şöyle bükelim. Önce ortalıyorum. Ortadan büküyorum. Kenarı kıvırıyorum. Diğer kenarı kıvırıyorum. Şöyle bakınız. Ve Takılı olan iğnemle dikmeye devam ediyorum. Buradan batırıyorum, diğer uçtan çıkarıyorum. Buradan bükmüş olduğumuz yerden bir aşağı, bir yukarı muntazam bir şekilde dikişimizi yapalım. sıkıştıralım güzelce aşağıdan yukarı yukarıdan aşağıya dikişimizi yapıyoruz yeteri kadar diktikten sonra daha öncesinde hazırlamış olduğum fiyongumun uç kısmını bu bölüme yerleştiriyorum yine yukarıda kalmış hemen aşağıya indiriyorum ve buradan dikişimi başlatıyorum yukarıdan indirdim ve aşağıdan alıyorum. Ve buraya dikişimi sabitliyorum. Bakınız. Hiç belirli olmadı. Yani herhangi bir kötü görüntümüz yok. Devam ediyorum. Güzelce sağlamlaştırdıktan sonra şöyle bakınız. Gayet hoş oldu. Dilerseniz bu kalan iple üst kısma sarma tekniği yapabiliriz. Şöyle görüntüyü daha güzelleştirmek için. Sadece kendi ekseni etrafında bakın sarıyorum. altına batıyorum. Arkadan düğümü atıyorum. Kapanış düğümü artık şurayı da toparladıktan sonra makas yardımıyla keselim ama şöyle iç kısma önce ipimizi çekelim. İpimizi bu iç kısımda keselim. Evet kesme işlemimi tamamladım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Evet gayet güzel bir çalışma oldu. Hem de çok kolay. Sevdiklerinize yakınlarınıza örerek hediye edebilirsiniz bu çalışmamızı. Arkasına yine güzelce silikonla bantlar silikon tabancasıyla tokalar yapıştırarak da kullanabilirsiniz ya da lastiklerin üzerine dikebilirsiniz nasıl kullanmak isterseniz. Evet, bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.